Yani o zaman sebzeli bulgur pilavı yapardım. Keşke. Anlam olur muydu yani? Pardon da siz menünüzü seçerken... Ne yapıyorsunuz siz? Tabağa karşı niye böyle... Hayır, oraya versin. Ha sen, ha anladım, tamam. Tamam. Kibarlıktan. Anladım, yani. Anladım. Bu arada içecek isteyenler arkadaşlar. İçecek soruyor. Ben sarı varsa sarı alayım. Ben de aynı Ola. Şekilde. Su? Su istiyorum hemen. Tamam. Ben alabilir miyim su? Tabii ki de. Bu arada etiniz çok güzel pişmiş. Evet. Afiyet evet. olsun. Evet. Yani gerçekten. Eline sağlık. Sizden beklenmedik Lokum hareketler. Lokum gibi dağılmış. Aa ne demek sizden beklenmedik yani hareketler. Şimdi bugün şu ana kadar gelenlerden ne sonra... Ne diyor? Güyüm güyüm. Ya ama etiniz hakikaten çok güzel pişmiş. İçer misiniz arkadaşlar? Yok. Lokum gibi olmuş. Vallahi çok güzel pişmişsin. Evet. Bunu siz mi yaptınız Neşe Hanım? Evet. Kim yapacak ya? Şey Gürbüz'e yaptırdım ben. Aşk olsun. Şey Gürbüz. Gürbüz sen yapar mısın? Bence de yani hakikaten Gürbüz yapmış gibi yani. Sizin elinizden çıkmış yok, gibi değil. Yok yok Gürbüz böyle et pişiremez. Aa Ahmet bak bak. Eti siz mi doğradınız? Aa bak bak Ahmet yemiyordu parça et. Bak pinçik ya, pinçik hayır, yaptı. Didiledi şey eti didiledi. En küçüğünü aldım. Gerçekten en küçüğünü aldım. Şöyle kuşbaşı dahi olsa yutamıyorum ve bu sebeple böyle yapmak onu zorundayım. Onu nasıl yiyeceksin? Şey, pişimini... Şöyle Zuhal Hanım. Yazık günah mındar bakın, ettim güzelim bakın. Eti. Ne anlıyorsun öyle bir... O ben şu yemeği yazık ediyorsunuz. Hakikaten çok da güzel olmuş. Yani bakın bu şu ana kadar keşke gelen en lezzetli. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Keşke yemeği insan da yesem. Sen bir dakika bir tane mi kuşbaşı mı didiledin? Evet. İki tane didileyeceksin. Didileyim. Didile didile. Hay Allah'ım ya. Ne var onun minnacık kuşbaşı zaten ya. Zuhal Hanım olmuyor. Hayır. Neden olmuyor? Ne oluyor öyle yapınca? Görmek istemezsiniz. Ha o derece. Aa, tamam o zaman didile. Ne yapayım ne diyeyim. Bak bak bak. Kıyma haline getiriyor. Kıyma makinesi Ahmet. Ama en azından şurada şu gözüküyor Zuhal Hanım. Et nasıl pişmiş? Yok etimizin pişmesine evet. bir lafım peki, yok. Peki bu et sert olsaydı ne yapacaktın? Parçalayamayacaktın. Nasıl evet. yiyecektin? Şöyle. Vallahi az pişmiş bir et karşıma gelmiş yani, olsaydı. Kesilemeyen etler getiriyorlar biliyor musun? Kesemiyoruz. Böyle kuşbaşı semsert nasıl yiyecektin? Ne yapacaktın? Böyle parçalanmasaydı. Dua et güzel pişirmiş. İnanın evet çok teşekkür ederim güzel pişirdiğiniz için. Afiyet olsun. Yoksa burada çok kötü görüntüler olabilirdi benim açımdan da. Hayda. Ama yarın bir gün birisi bir parça et getirir bilemem. Evet. O kadar kolay parçalayamayabilirsin. Ben yapmayın. Her şeyde olmak lazım. Kızarmaya başladı. Yani iki gündür şansınız yaver gidiyor. Benim de balıklarım doğranmıştı. Neşe Hanım da gerçekten güzel pişirmiş. Eti de yumuşak. Dağılıyor. Eti bak, siz bak, mi doğradınız? Bak. Burada mı doğradınız? Ben doğramadım. He. Sizden hemen dedim. Benden feyiz aldınız feyiz değil mi? Feyiz aldım ve evet. doğrattım. Daha çok feyiz alacaksınız benden. Yani onun için dün işte konuşurken ben size bunu hatırlatmak istedim. Bak size hala aynı konuyu tartışıyoruz. Evet. Etin pişme süresiyle ama bir şey söyleyeceğim. Balığın pişme süresi aynı olamaz. Dün dedi ki tam da bundan dolayı eleştirmiştiniz. Evet. Esas ağırlık. Ben dün hatta dedi ki ben de sizi göreceğim dedi. Evet. Özellikle dedi bakalım eti dedi doğranmış mı alacaksınız? Ben de dedim hatta genelde dedim öyle alıyorlar. Hı hı. Sen niye kendin doğruşanı bunu yani. Senin dezavantajına kullanacağını bilmiyor muydun Serkan'ın? Ha biliyordum zaten. Ona bir koz vereyim dedim ama ha. O kendi kendine. Yok, siz zaten şu ana kadar çok koz verdiniz. Bak ana yemek hariç çok koz verdiniz zaten. Yeterli yani bu kadar. Siz puanınızı ama, aldınız ya merak etmeyin. Yok, yani, şey yani, hayır yani bakın ana yemeği gerçekten hayır. O da pişman. Evet. Yani, pişmanlardı iki. Vallahi son pişmanlık fayda etmez ama şunu söyleyeyim. Ben pişmanım. Hak ederek aldığım bir puan. Hak ederek almadınız. Biz yaptık ya. Biz bütün gün boyunca yaptık. O kadar basitti ki yaptığımız şeyler. Hiçbir şey yapmadık. Yaptık tezgahta. Yani önümüze getirdiniz. Tezgahta onları yediğiniz her zaman yaptığınız şey yaptınız. Seyredince görecek herkes. Göreceğiz. Yani oradan da yorumları takip edersiniz. Peki bu sefer Yeliz'le başlayalım. Hem ana yemeği hem salatayı hem de pilavı anlat bize Yeliz'ciğim. Ben pilavı beğenemedim. Çok kuru buldum ve tuzsuz buldum. Salatayı da aynı şekilde çok tuzsuz buldum. Ama et ama şimdi salatanın bir tek tuzsuzluğu mu sorunu başka sorunu da var mı salatanın? Yok salatanın başka bence bir sorunu yok. Ben tamam. sadece tuzsuz buldum. Güzel yoksa közlenmiş mi güzel patlıcanlar? Güzel közlenmiş bana tamam. kararmış da gelmedi açıkçası. Beni rahatsız etmedi. Etini de çok beğendim. Aa ne güzel. Evet çok ana beğendim. Beğendim. Gerçekten pilav çok lezzetli hariç. Olmuş. Çok pilav güzel. Hariç ana yemeğini beğendim. Çok ya güzel. Pilav konusunda da gerçekten daha diri oluyor hatta. Diriliğiydi az daha yağ koyamaz mıydı? Evet. Dediğim gibi tereyağını belki... Sen tereyağını yazdırmış
yazdırmış mıydın? Ya yazdırdım mı? Ya koydum da hatta. Direkt ama yazdırmışsan ben birazcık daha tereyağı isterdim. Yok, hiç tereyağı tadı gelmiyor. Gelmiyor. Hiç gelmiyor. Zaten fazla sadece kuru. Tereyağıyla yaptım. Demek ki biraz daha koymam gerekiyordu. Galiba, biraz daha koymam gerekiyordu demek ki. Normalde hep biz daha dirisini yiyoruz. Bunun daha sertini yiyoruz. Hmm. Yani öyle alıştığım için bu bana daha yumuşak geliyor gerçekten. Siz kendinize işkence ediyorsunuz. Ne alakası? Daha dirini nasıl yenir ki bu anlamda? Evet, sizin dün verdiğiniz çiğ balıktan doğru söylüyorsunuz. O öyle yapıyor. Siz de o zaman tamam öyle yapıyor da. Görsen... 4 yani, saatte bakın, yapılacak yine, bir marine olacak bir yine balık. Yine ben onu bakın. Yani yapamadım. 1-1,5 saatte çok iyi yetiştirdim. Yapamadım. Yani bakın. Yani Serkan Bey yapamadım. Size göre yapamadım. Siz zaten bilmediğiniz bize göre zaten değil şunu, mi? Bütün yani, arkadaşlar söyledi. Şu bulgur pilavında ne var bana söyler misiniz? Tencereye attınız, haçtınız onu bile beceremediniz bakın. Pardon. Ve yani. Siz tabii ki de yıllardır balık yapan bir kişi olarak İnanın bu pilavı sizden daha iyi yaparım. Ana yemeği yani patlatan. Bu pilavı sizden daha iyi yaparım. Yok ana yemeğinizi patlattınız bir kere o bir kere. Patlattım. Ana yemeğiniz fiyasko oldu zaten. Ama beğenmiştiniz bunu. Hayır ana yemekten zaten puan kırdım. Hayır bakın siz balığın pişmesi iyi dediniz bakın. Bak siz ben yine söylüyorum. Evet balığın pişmesi iyi beğendi sormamıştım. Hayır ama aynen. Şöyle bir durum var. Yani ana yemekte yani bu kadar kendinizi övdüğünüz bir şeyde evet. Bize siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bakın şu anda önüme gelenlerle ilgili konuşuyorum. Niye hiçbir şey bilmiyorsunuz demedim. Bak etiniz çok güzel olmuş. Hayır bugün şimdi bugüne kadar getirdiğimiz ya da bu saate evet. Kadar getirdiklerinizde en iyisi bu. Puan kırmak için. Hayır niye puan kırmak? O zaman derdik ya. Üretmeyin. Ya şunu da söyleyebilirdim. Bakın o zaman derdik ya çok yağlı olmuş. Hani atıyorum ya zahmet yani, oldu ya. Hani ama bakın Serkan Bey buradan da beğenmek zorunda olduğunuz için beğendim. Aynen. Kesinlikle. Şeyi beğenmek kesinlikle. Beğenmek öyle hissettiniz. Beğenirsem beğenirim. Ben beğenmek zorunda değilim yani. Bakın hakikaten doğru bir şekilde eğilim. Söyleyeceğim. Net bir şekilde. Gerçekten güzel olmuş ve ilk ben söyledim. Gerçekten çok güzel olmuş dedim. Et çünkü çok güzel ve buna çamur tamam. Atamadınız. Beğenmek de zorundaydınız bir şeyi bugün. Yani niye atayım demek ki öyle bir kaygım yok demek ki yani. Yüksek puanı aldığınız ama için. Bunu... Şimdi bakın aklın yolu bir. Herkes pilavı kuru dedi mi? Yanlış aha. Mı? Yani herkes pilavı kuru dedi. Bunu biz de söyledik. Şimdi ben bu ete herkes iyi derken kötü dediğim zaman evet sizin dediğiniz doğru o zaman. Siz tezinizde haklı çıkarsınız ama yine söylüyorum. Ben önüme düzgün iyi bir şey gelirse iyi bir şey diyorum. Yok, ama yok, ben Serkan Bey. Bir saniye Neşe Hanım. Serkan Bey, ben aynı zamanda psikolojik şeyler, eğitimler de alan ve bu alanda kendimi geliştiren biriyim. Maşallah. Siz dün yüksek puanları aldınız, topladınız ve ardından bugün yüksek geldiniz. Yüksek puan aldım. Evet, gayet de yüksek puan aldınız. Aynen. Gayet de memnunsunuz aldığınız puandan ve bunu korumaya çalışıyorsunuz. Sabahtan beri her şeye bir kulp taktınız evet. Ama gün sonunda bir eleştiri, halkından bir eleştiri almamak için bir saniye. Bir dakika bir şey söyleyeceğim Ahmet Bey. Ben çorbada kulp mu taktınız? Bir bitirsin Ahmet sen devam edersin. Çorba konusunda okey zaten herkes beğenmedi. Ara evet. Sıcakta kulp taktınız, burada takıyorsunuz, görmediğiniz şeye kara diyorsunuz, gelen şey gayet ideal. Buna hala kara diyorsunuz. Bir şeyi beğenmek durumundaydınız çünkü bu yaptığınız stratejinizin ortaya bir çıkmasını saniye, istediniz. Bir saniye Zuhan, araya giriyorum burada. Rica ediyorum bir saniye Zuhal Hanım. Buna okey dediniz yani. Ve ardından tamam köşenizde çekildiniz. Yemezler. Patlıcan. Ama yok patladınız. Bembeyaz olur. Ama közlenmiş patlıcanı şöyle yapsaydım. Yani. Acaba ne yapsaydım? Çamaşır suyuna falan mı yatırsaydım? Limonlu suyun içine bıraksaydınız olurdu. Aa doğru, restoran işletmesi ya. Olarak doğru. Burası bir işletme değil maalesef ki. Herkes ama kendi... Ama niye bunu yapıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hayır, yani. Herkes kendi bildiği gibi yapar. Yani. Siz dün öyle diyordunuz ya. Her aşçı farklı bir şekilde aynı menüyü farklı bir sunumla, farklı bir tatla yapabilir. Dün bunun tartışmasını yapmadık mı biz? O zaman niye şimdi bugün benim yaptığım sunuma böyle saçma sapan... Şöyle, konu Serkan Bey olunca bunu yapabilir yani, ama Serkan Bey dışında hiç kimse bunu yapamaz. Yani siz evet. Zaten altı dolu olmayan boş yorumlar yapıyorsunuz. Peki, Hanifeciğim seninle devam edelim. Ben de etin pişmesini beğendim. Gerçekten çok güzel bir meleğimin geliyor, güzel pişmiş. Pilavı ben de hiç beğenemedim, kuru buldum. Sunumu bugün itibariyle, yani daha bitmedi ama sunum bugün itibariyle biraz zayıftı. Ben de çok hani tasvip etmedim şahsen. Salata, yani neden bu kırmızı soğan tercih ettiniz? Neden? Çünkü patlıcan, yani eğer ki çalışmış olsaydınız kırmızı soğan kırmızı gider, soğan patlıcan. Gider. Ve gider. Gerçekten de gider. Beyaz soğan kullanılır. Mesela sarımsak da bana özen göstermiş, az koymaya çalışmıştım. Hayır, bu olması gerekmiyor. Ama size göre mi yapacak hepsi? Evet, evet. Salataları yani. Hanım. Yani ben çok, yemekte çok zorlandım. Tabii ki tadına baktım. Neden? Soğan sevmiyor musun? Hayır, sevmiyorum. Ya ama bu senin kendisi problemimiz. Yani kötü olmadı sayılıyor. Pardon, o yanlış bir şey yapmamıştı. Yok, yanlış yapmamış zaten. Ama niye koydunuz diye soruyorsun. Sordum sadece. Ben Serkan Bey'le Hanife Hanım'a göre gerçekten baştan sona kadar gitmem lazımdı.
Siz de lütfen eğer menünüzü, yani menünüzde ne istemediysem varsa yazayım, ben de kalem kağıt alayım. Tamam. Şimdi çıkışta size vereyim. Senin not defterin nerede? Kendinle ilgili tutmayacağım mı? Yok, kendimle ilgili tutmayacağım. Bugün evet. Kendimle ilgili olan notları zaten tuttum arkadaşlar. Yazdım buraya. Hepinizi tek tek yazdım buraya. Kendi, yani not defteriyle ilgili herkes takılmış olabilir. Ben takılmadım. Yok, niye? Hoşunuza gitmiştir tabii. Sırayla eksi artı olarak yazıyoruz ya. Çünkü yüksek puanı da aldınız zaten. Gününüzü de bitirdiniz. Ya bana 10 puan falan mı verdiniz? Benim haberim yok. Pardon, size gerçekten hak ettiğinizden... Ya bir şey söyleyeceğim. Yüksek yüksek. Tabii ki fena puan almadım. Ya, ayrı. Kötü demiyorum ama. Güzel. Ha. Ama şöyle bir şey var. 10 puan vermiş gibi konuşuyor. 2 tane 6, 2 tane 7 var. Yani bir 8 yok, 9 yok. Çok da aman aman yani, puan da yok hani ortada. Sanki... Daha yeni başladık. Daha yüksekler yani, de gelirmiş. Aynen öyle yani. Peki hani. Yemeği beğendin. Bulgur pilavı beğenmedin. Salatayı beğendin mi peki? Ne anlayalım? Salata olması gerektiği... Ama o... sen hoşlanmıyorsun. Evet, soğandan. O ayrı. Olayı. Kararmış mı patlıcan? Hayır, patlıcanlar kararmamış. 3'e 1 yani Serkan Bey. Dur şimdi, ben Ahmet'inkini çok merak ediyorum. Şöyle, didiledi eti. Şöyle, pilav konusunda zaten ben hemfikirim arkadaşlarımla. Kesinlikle kuru. Buna ekstra tereyağı koyabilirdiniz. Et konusunda gerçekten çok iyi pişirmişsiniz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ben bunu tuzsuz bulmadım. Muhtemelen ben arkadaşlara göre bir tık daha tuzsuz yediğim için bana çok ideal geldi. Sana ideal ama bir tık daha tuzlu olabilirdi. Olabilir, aynen. Size katılıyorum o anlamda. Evet, hani ben daha az tuzlu yiyor da olabilirim. Patlıcanlar kesinlikle ama kesinlikle kararmamış. Evet. Gayet de ideal, çok güzel. Daha da açık olabilir mi? Olabilir ama seninkiler de kararmamış yani, gayet güzel. Neler gördük yapsaydım, canım, simsiyah getirdiler. Yani ocakta yapsaydım dediği gibi kararma olabilirdi. O riski almamak adına yani son yarım saatimde direkt otomatikman hemen işte bunun fırından. Ocakta yapsan çünkü, kararır mıydı? Kararır. Yok. Direkt ocakta tam kararır. Tersi, tam tersi, fırında kararır. Yani fırında bence kararmadı ve ben hani... Yok, ama yine şunu söyleyeceğim, yani hani patlıcanların pişmesi iyi. Güzel közlenmiş. Evet, sende sıra Serkan. Yani şimdi evet, pilav zaten çok konuşacak bir şey yok üzerinde. Evet, evet, et gerçekten çok güzel. Yani pişmesi muhtemelen, ama bunu da düdüklüde pişirmiştir. Yani orada yok, da birçok... Yok, düdüklüde pişirmedim. Yine yanıldınız o konuda. Yok, muhtemelen dedim zaten. Yok, 2,5 saat tencerede... Hayır, yine tutmadı. Benim hepsi tutuyor. Tutmadı. Salatında tadı tuzu yerinde. Patlıcanlar güzel pişmiş. Salata da güzel. Salatan güzel. Azıcık tuz olabilirdi. Etin gayet güzel. Eline sağlık. Pilav da biraz, yani evet, böyle isterdi. Yapılırdı ama sadece tereyağı da çözer biraz miydi bilmiyorum sorunu. Sanki isterdi. Biraz baharat, yani bir lezzet eksikliği var. Fazla. Evet. Yani lezzet ruhu yok. Ruhu yok. Biraz yavan. Cevizli süzme bulgur pilavı tamamıyla fiyaskoydu. Bildiğiniz bebeklerin yeni doğumundaki diş buğdayına benziyordu. Onun bulgurlu hali. Hiç de beğenmedim. Oradan zaten keyif almadığımı kendilerine de belirttim. Tas kebabında küçük parça etleri alıp öncelikle bıçağımla kıymaya çalıştım. Kıydıktan sonra yiyebileceğim boyuta geldiğinde onların tadına baktım. Etler pişmiş, tas kebabı gayet lezzetliydi. Serkan Bey, var olan puanlarını korumak için gün boyunca her şeye bir kulp taktı, olan bir şeye olmuş dememeye çalıştı. Ama her şeye olmamış deseydi, puanlarını koruduğu ortaya çıkacağı için, Zuhal Hanım'ın yapacağı tepkiden çekindiği için onu beğendi ve beğendiğini de dile getirdi. Orada tamamıyla stratejik davrandı. Bugün Ahmet Bey'in eti o şekilde yapmasına evet tanık oldum. Belki de gerçekten de yiyemiyordur, belki de şov yapıyordur. Bilemeyeceğim açıkçası. Ama sonuçta tadına baktı, değerlendirdi. Serkan Bey bir şeyi beğenmek zorunda olduğu için mecburen eti beğendim dedi. O puanını koruyacak. Ben zaten bunu biliyordum. Yani dünkü Serkan Bey ile bugünkü Serkan Bey arasında dağlar kadar fark olacağını biliyordum. Yarın benim günüm, benim günümde de aynı şeyleri yapacak. Puanını korumak isteyecek ve asla ve asla hiçbir şeyimizi beğenmeyecek. Eti güzel pişmişti, onu beğendim. Yanında getirdiği bir bulgur pilavı hem sunum anlamında fiyaskoydu, hem lezzet açısından zaten önümüze takır takır böyle bir bulgur getirmişti. Ben beğenemedim zaten ondan. Şuraya bir Dallas gelse düşünsene. Oo. Yani ne yapacaksın, çok merak ediyoruz. Masadan kaçar herhalde. Böyle yapan da var, büyük steketler falan. Yani. Yani aslında tartar gibi olsaydı bunlarınki. Ay, yani ya da steak tartar yapıyorlar. Sana steak tartar. Yani, çiğ yani, derdi ona da. İşte onu çiğ kıyma ustasın. Dediğiniz gibi doğranmış olurdu en azından. Daha rahat derdiniz yani. Sağ olun Serkan Bey, önerileriniz için. İnşallah. Sağ olun. Siz yani olmasanız. Bakın, siz olmasanız. Benim güneşimden ben faydalanın Ahmet Bey. Evet. Oo. Şu an karşımda geliyor. Gelsin, o kadar gelsin, ışığınız gelsin, var gelsin, ki. Gelsin. İnanmıyorum yani, ışığınıza. Öğrenmenin ışık sonu yok. Ama psikoloji okuyormuş, onu da biz öğrendik. Psikoloji şimdi okumuyorum. Psikoloji, ha, yani psikoloji tarafında bir takım eğitimler alıyorum. Normalde mühendisim.
Ben evet. birçok alanda kendimi geliştiriyorum. Güzel, sadece şey tarafında değil. Mesela 2 yıllık da felsefe eğitimi aldım. Oo, çok kesinlikle güzel. Hani Çin felsefesi, Hint felsefesi vesaire bunlarla Sokratesler, ilgilendim. Sokratesler, Sofokles'ler. Kesinlikle evet. Keşke biraz da yemekle ilgili şey yapsaydı. Hani bilgim bir ihtimal Serkan yani. Serkan Bey şöyle bir şey söyleyeceğim. Yemek yemek diyorsunuz benim konuda. Ben sonuçta tıraya çekip otlamıyorum, taş yemiyorum. Ya, ben yemek mi? Yiyorum. Otlamak ve bu sebeple yediğim yemeklerin de gayet demek? Tadını alabiliyorum. Ha, otlamak ot demek. Yemek. Ot yemek demek. Ege'ye gittiğiniz zaman bütün her yerde ot mezeleri var. İnsanlar otluyor ot mu orada? Ot o ayrı demek ayrı midir? Bir şey tabii. Yani, otlamakla ot mezeleri yemek aynı şey midir? Yani, sizin otlamak da sizin kastınız ne? Yani ne olduğunu gayet de anladınız. Ben sonuç anladım. Olarak ben de önüme gelen yemekleri yiyorum ve benim de bir fikrim var ve ben de yemek yapıyorum. Yemek ve yaptığım yemekleri de gayet şey de herkes de beğeniyor. Siz de beğeneceksiniz. İnşallah. Büyük konuşmayın. İnşallah. Siz çok beğeneceksiniz. Valla yani yine söylüyorum. İnşallah. Özellikle size ben güzel sunumu getireceğim. Ben şunu söylüyorum yani hakikaten hanımefendiler yani bayan oldukları için yaparlar şey yaparlar ama sizden... Kadın diyelim. Ya, kadınlar. Yani, gerçekten. Sizden... O... Göreceksiniz. İnşallah o performansını göreceğiz. İnsana gınma. Sağ gösterip sol vurabilir. Yani diyorsun. Olabilir. 5 yıldır zaten şeylerde bile böyle bir şey yok. Yani önyargılı olmamak lazım ya. Önyargılı olmamak lazım ya. Daha ikinci gün. Daha ikinci gündeyiz. Bilemiyoruz. Yani. Ya sürekli ben hayatımda ben böyle egolu insan görmedim. Herkes rengini hemen de belli etmez. Bazen çok sessiz sakin giden evet, yarışmacı. Bazen evet. de tam tersi. Tam tersi. Bağırış çağırış gayet aktif olan yarışmacı çok da iyi performans da sergileyebiliyorlar. Tam tersi olabiliyor. Yani belli bir şeyi yok bunun yani. Kriteri yok. İncirli sütlü muhallebi miydi? Evet, incirli sütlü muhallebi. Muhallebi zaten sütlü olmaz mı? Evet, ben Bye. De onu anlayamadım. Ben de anlayamadım. Neden incirli sütlü muhallebi? İncirli muhallebi yani evet ama Zuhal Hanım incirlinin hani birçok tatlı şeklinde yapılıyor ya. Bir sürü yani ona incir tatlısı diyorlar. Evet. Sütte incir veyahut ama hani incirli muhallebi değil diye demesi İncirli lazım. Sütlü i̇ncirli muhallebi. Yanına süt mü koyuyorsunuz? Muhallebi zaten sütlü. Süt kotuyla. Yani şimdi onu belirtmek Niye istedim. Niye süt diye belirttin acaba? Şimdi Ahmet Bey tatlı yapacaksınız şimdi. Evet. Kakaolu benim tatlım tatlı bundan çok daha zor olacak. Kakaolu tatlıya ne demeyi düşünüyorsunuz? Ne söylemeyi düşünüyorsunuz daha doğrusu? Merak Nasıl ediyorum. Yani? Anlamadık. Yani şimdi incirli muhallebiyle hani sütlü dediniz diye şey yapıyorsunuz ya. Yorum yapıyorsunuz ya. Ben de diyorum ki ne yapsaydım? Ne söyleseydim? Açılımını yapmadı derdiniz bu sefer. İncirli muhallebi çok basic. Söyleseydim. İncirli muhallebi. Bu kadar. Bitti. Kimse sana neden? Aa incirli muhallebi var ama bakalım sütlü muhallebi mi? Hayır zaten sütlü, sütlü oluyor muhallebi. Sütten oluyor ya. Bunu belki zaten söyleyecektim. Su muhallebisiyle karıştırmayalım diye. Yok artık. Demiştir, belirtmiştir. Yani masada çünkü. İncirli tatlılara normal muhallebi yapıyorlar. Yani bizi herhalde bilgisiz gördü. Onun için belirtmek istedi. Estağfurullah. Muhallebi sütle yapılır bilgisiz. Serkan Bey bir şey söyleyebilir miyim size? Gerçekten bugün masamı sabote ettiniz. Artık daha fazla konuşmayın artık yeter. Serkan mı etti? Evet Serkan bugün Doğruları gerçekten... Doğruları söyleyince tabii yok, sabote yok, eden sizin... ben olurum. Her şey size göre doğru gerçek. Yani şimdi burada arkadaşlar günlerine oynuyor olabilirler mi? Aa. Yani bundan gerçekten... mı konuşmuyorsunuz diyor. Yani ben onu algılıyorum o zaman. Şimdi ben her günümü geçir... Şimdi Zuhal Hanım buradan ne çıkıyor? Ben günümü geçirdim. Konuşuyorum değil mi? Evet. O zaman konuşmayan arkadaşlar da gününü oynuyor. Serkan. Yani konuşmayan arkadaşlar zaten ne diyeceğiz? Beğenmediğimizi yani söylüyoruz. Hani, şimdi bakın diyor ya masayı sabote ettiniz diye. Yani konuşmak, doğruyu söylemek veya fikrini söylemek sabote etmek mi? Bugün siz yani fikrinizi söylemiyorsunuz. Bulgur pilavını beğenmedik. Hem fikir miyiz? Yok siz Çorbayı bunu daha bağıra bağıra yapıyorsunuz ya ondan sizin olabilir. Sizin sesiniz çıkmadığı için olabilir mi? Ben hayır, hani biz gerektiği yani. Yerde gerektiği kadar konuşuyoruz Yok, sadece. Yok bence siz gününüzü oynuyorsunuz. Yok. Ha öyle mi? Ondan mı biraz? Valla ünlü şeflerde bile sizdeki ego yok ya. Ya ciddi söyleyeyim. Ne güzel ya. Yani gerçekten sizde... İnsanın sizde... kendine güvenmesi, biraz da egolu olması güzeldir aslında ya. Yani fazla egolusunuz ama... Sizinki fazla kaçmış. Böyle bir şey, psikolojiyle ilgilenen biri var aramızda. Sizin egonuz siz buradan, sizin reçete egonuz yazar buradan. Süper ego. Psikolojiyle ilgilenenler reçete yazmaz. Onlar tıp mezunu, yani psikiyatrlar reçete yani. Yazar. Ufak bir bilgi. Teşekkür ederim. Aydınlattığınız için. Kesinlikle. Bu arada tekrardan yeniliyorum. Ben inanılmaz ve başarılı bir mühendisim. Muhakkak öyle. Psikolog değilim. O kesindir yani ona inanırım. Mühendis. Evet. Sağ olun. Oğlumuz sonunda bir konuda. Yok yani ben yine diyorum yani sizin bana verdiğiniz sinerji, enerji. Enerji. Evet yani yemekle ilgili değil de evet yaptığınız işte mutlaka başarılısınız. Serkan Bey şöyle zaten. Yemek konusunda şu yani. An size verdiğim enerjiyi ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Nasıl almak isterseniz alın o enerjiyi. Ben kendi günümde sonra, karnınıza bir sizlere karnınıza bir enerji vereceğim. Midenize. İnşallah. Mideniz o enerjiyi aldıktan sonra zaten İnşallah. Bayram edecek. İnşallah. Elinizde 10 yazacak. Valla yani. 10 mu yazacak eli? Hepsi 10 yazacak.
Nane ne alaka gerçekten? Nane mi koyuyor? Ben nane gibi gördüm ama. Yok, nane yaprağı koyuyor. Çünkü şey, süs. Ben yerim ama onu. Yediğin naneler gelir seni bir gün tırmalar Ahmet.